Arkadaşlar merhaba. 15 Ağustos 2021 Pazar günü akşam yarışlarında tekrar Saratoga'da Amerika Birleşik Devletleri'ndeyiz. Evet arkadaşlar tabii dün birinci altılı gayen az verdi. Ona göre tabii vermiş olduğumuz safkanlardan çifte oynayanlar, ikili oynayanlar inşallah rast geliyordur. Evet sistemimiz aynen devam ediyor arkadaşlar. Daha evvelden de bir gün evvel de bir 5-1 ikilimiz vardı. İki tane at verdiğimiz zaman bilhassa Saratoga'da mutlak düzeyde ikili olarak şansınızı denemeye çalışın arkadaşlar. Çünkü mutlaka ikisi de tek pozisyonundadır onların. Yani banko pozisyonundadır. Ve biz bunu da ayırım edememişizdir. Diğerlerinin bir hükmü olmadığından genelde o iki tane safkanın dışına çıkmıyor. Şimdi arkadaşlar bu akşam çok farklı bir program var. Pazar akşamı itibariyle herkesi çok kötü ters köşeye getirebilirler bunlar. Evet %80 sürprizin olmadığı yani normal biten bir koşu yeri Saratoga Amerika. Şimdi bugün tabii çok ters koşular var, çok geniş bir program var. Hangi atın geleceği kolay kolay belli değil. Çalışmalar çok yakın. Şimdi biz bir şablon çıkarttık. Uzun bir belki video olacak gibi gözükse de. Burada birinci koşudan itibaren başlıyoruz ve sadece bir adet tekimiz var onu söyleyeyim size. Başka da tekimiz yok. Tabii ki sizler kendi görüşlerinize AGF oranlarına bakarak veya kendiniz bu gördüğünüz bir tek varsa ya da duydunuz kullanabilirsiniz. Evet, birinci koşuyla birinci altılı gayen başlıyor. Maiden satış koşusu 2 yaşlı İngilizler 1100 metre kum piste çıkacaklar. Genelde birer kez koşmuş veya hiç koşmamış 2 yaşlı yeni Tayların yarışı var burada. 4 tane safkan burada yer verdik. Tabii ki çıkan atlarla bu programlarda biraz azalma oluyor. 1 numaralı Pickering Circle, Eric Gensel'la burada ilk atımız 24 Temmuz'da en son çalışması 47-58. Ondan sonra kapatmış kendine hazırlık yapmıştır muhtemelen. Bu yarışta da kesinlikle yazılması gereken bir safkan. 5 numaralı Jones Protege, David Romero Flores'le bu da hiç gözükmeyen bir jockey normal şartlarda. 11 Ağustos'ta 49.09'luk 800 metre çalışmasıyla katılacak. İlk kez koşacak olan bu safkan. Dikkat diyoruz. 6 numaralı Remember Normandy, burada Benjamin Hernandez'le 38-39 ve 51-32'lik derecelerle 600 ve 800 metre çalışmalarıyla katılıyor. İlk kez koşacak. Ve 8 numaralı Silippo. Eğer Irat Ortiz burada yani Rob Atras çok fazla samimi olduğu bir kişi olduğunu zannetmiyoruz. Antrenör ve burada Michael Maddock. Hani burada Asmussen veya bir Chad Brown olsa yarışa gider diye düşünüyoruz. 49-79 ve 48-85'lik 2 tane 800 metre çalışmasıyla katılacak. 1, 5, 6, 8 diyoruz biz buraya. Arkadaşlar tabii ki sizlerin atı varsa sizler de buraya yazarsınız bir şekilde. Baja Fogg'un çalışmaları falan diğer atların çalışmaları çok arkalarda çok geri planda arkadaşlar yazmadık. Biz burayı 1, 5, 6, 8 olarak geçiyoruz. İkinci kuşu altılı gayenin ikinci ayağı Çin pistiyiz bu sefer. 100 bin dolar toplamda ikramiye dağıtılacak. Maiden bir koşu 2 yaşlı yine. 1700 metre Çin piste çıkacaklar. 13 tane safkan var ikinci koşuda. Evet burada bu zor koşuda tam 7 tane safkana yer verdik. Tabii çıkan atlarla bunlar azalacaklar arkadaşlar. Yani kupon şablonun şu anda hiçbir hükmü yok. Arkadaşlar şimdi buraya öyle bir atla başlayacağız ki ekürüler ikisinin de şu anda jockey belli değil. Ballinger ve Major General gerçekten burada bir şekilde bu yarışta force edip kazanma ihtimali çok yüksek. Todd Fletcher'ın antrenör ettiği 2 tane safkan. 1 çift 0.65 Ballinger'dan bahsediyorum 1 numaradan. 1 çift 0.65 1000 metreyi 47-47 800 metreyi Temmuz sonunda yapmış. En son 7 Ağustos'ta yine bir 1000 metreyi 1 çift 0.69 yapmış. Gayet iyi bir çalışma grafiği var. Çok şanslılar. 2 numaralı Street Fight diyoruz. İkinci at olarak Eric Kensel'la. O da 1 Ağustos'ta 50-40'lık ve 1.01.40'lık Ağustos ayında çalışmalarla katılıyor Street Fight. 2 numara. 6 numara Never Say No.
Tyler Goff'a öneri. Bu bizim data sitemizde de var zaten yazmıştık. 8 Ağustos'ta 4979'luk bir 800 metre çalışmasıyla katılıyor. Çok şanslı söyleyeyim. 11 numaralı Baj diyoruz Manuel Franco ile. 8 Ağustos'ta 37.70'lik bir kum çalışması yaptıktan sonra 1 Ağustos'ta bunun evvelinde de 1 Ağustos'ta 53.00'lık çim çalışması yapmış. Önce çim çalışmasını yapmış. Daha sonra 8 Ağustos'ta 37.70'lik çalışma yapmış arkadaşlar. Evet, çalışmış ve iyi bir durumda bu. Baş. O 4 numaralı Commander Compton, Eric Gensel'da. Arkadaşlar bakın, Eric Gensel iki tane yazdırmış kendini. Yani 2 ve 4. Sonuçta tabii burada 7 tane at olmayacak. Burada maksimum 6 at olmuş olacak. Birinden birine binmeyecek. Ama şu bir gerçek, 4'e binme olasılığı daha yüksek. Çünkü 4 ile 8 Ağustos'ta 1 dakikanın altında 0.59.85'te 1000 metrelik çalışması var. Ben zannetmiyorum diğer ata bineceğini. Eric Cancel'ın bunu seçecektir. Dikkat diyoruz. 12 numaralı Shileno. Burada arkadaşlar Steve Asmussen'in safkanı. Araya girmiş bu böyle. Herhangi bir çalışma grafiği falan da yok. Kesinlikle yazılmalı. Muhtemelen üzerinde belki de King of Sting yerine burada Irat Ortiz binecektir veya Jose Ortiz binecektir. Kesinlikle affedilmemesi gereken, kuponlarda mutlaka bulunması gereken bir safkan 12 numara. Ve 5 numaralı Ansel, Junior Alvarado'yla. O da 5 Ağustos'ta 47.33'lük bir çalışma yapmış. Sürpriz pozisyonda olacaktır bu da. Burayı 1, 2, 6, 11, 4, 12, 5 geçiyoruz. Dediğimiz gibi 2 numaralı Eric Cancel ve özür dilerim Street Fight yine Eric Cancel'ın bindiği ve 4 numaralı Commander Compton. Hangisi Eric Cancel binerse onu yazacağız arkadaşlar burada. Evet, 3. koşuya geçiyoruz şimdi. 7'li plasenin de başlangıç ayağı. 21.15'te satış koşusu 1100 metre çim piste çıkacaklar. Günün az ikramiye veren koşularından bir tanesi 52 bin dolar ikramiye var toplamda. Arkadaşlar burada da 7 tane at var size vereceğimiz. 2 numaralı Fadlet, Tyler Gaffalone ile 1 Ağustos'ta 36.42'lik bir 600 metre sprinti var. 49.75'lik daha sonra bir 800 metre çalışması var. İlk atımız Fadlet 2 numara. 3 numara Ceci Melisa, Jose Ortiz ile o da 36.85'lik ve 38.58'lik iki tane 600 metre çalışmasıyla katılıyor. Bakın hep kafa kafaya çalışmalar. Yani hepsinin dereceleri de birincilikleri de var. Dikkat etmek lazım. 8 numaralı Ginger Kitty. 3. atımız Dylan Davis ile. Arkadaşlar en iyi dereceye sahip olan safkanlardan bir tanesi bu çalışmaların. 600'ü 35.84 ile çalışmış. 49.29 ile 800'ü çalışmış. Dikkat diyoruz. Burada 4 ve 7 gibi bir 2021 yılında farklı bir boyuta geçmiş safkan. Burada dikkat etmek lazım. Herhangi bir aşıyla kazandırabilirler. 11 numaralı Erring Think Junior Alvarado'yla 38.76 bir 600 metre çalışmasından sonra en son Ağustos ayında 35.05'lik mükemmel bir 600 metre sprint çalışmış arkadaşlar. Bu yarış derecesi bunlar bakın. 35'ler 34'ler yarış anında oluyor. Erring Think çok şanslı Junior Alvarado'yla. Mutlak düzeyde kuponlarda olması lazım. 5 numaralı Little Dutch Girl Eric Cancel'da. Burada 50-70 ve 36-85'lik çalışmaları var. 6 numaralı High School Crush Louis Saez'le 37-21'lik ve 36-61'lik iki tane 600 metre sprintiyle hazırlanmış. Dikkat diyoruz buna da. Bu epeydir koşuyor. Data sitemizde var. Bunu bildiğiniz yani ayıp olmasın diye rica üstünde bazı insanlar paraya bakmıyorlar yani orada 32 bin ben şeyinde değilim diyor. Ama bu atın gelmesi lazım durumuna sokuyorlar. Manevi değeri için koşturup kazandırıyorlar arkadaşlar. Büyük jockey evolüsyonu sonuçta. 7 numaralı Ava Case Girl, Jorge Vargas Junior'la arkadaşlar bunu da mutlaka yazalım. 49.93 ve 37.67'lik iki tane çalışmayla katılmış. Ne olur ne olmaz. Dikkat diyoruz arkadaşlar. Bu safkanların hepsini mümkün mertebe yazmakta yarar var. 2, 3, 8, 11, 5, 6, 7. 2, 3, 8, 11, 5, 6, 7. Evet, dördüncü koşudayız. Burada birinci altılı gayen, dördüncü ay, ikinci altılı gayenin başlangıç ayağı oluyor. Evet, tabii burada şimdi çok kilit bir durumdayız. Tek bir tane tekimiz var.
Bu 1200 metre kumda koşacak olan 3 numaralı David Scott arkadaşlar. Şeytanın kodu. Yani burada bizim bankomuz bugün. Dylan Davis'le 14 Temmuz'u 1:02:25 ve 10 Ağustos'ta 37:88'lik çalışmaları da var. Diğerlerinin çok büyük bir böyle fark yaratacak bir hareketleri yok. Tabi burada Irad Ortiz'in bindiği Quick Flash devreye girmek isteyecektir. Yani burada ikili almak isteyenler 3 ve 5'i bir şekilde değerlendirebilirler. Tabi Jose Ortiz'in bindiği Water Edge de devreye girecektir. Ama burada Davis Scott'un bu safkanlığının ötesine geçeceğini ve bu yarışı kazanacağını düşünüyorum. Eğer ola ki koşmazsa arkadaşlar, o zaman burada 5 ve 1 devreye girer. Ona göre AG puanlarına göre de sizler karar verirsiniz. Evet, 5. koşu burada maiden bir koşu. 2 yaşlı İngiliz safkanları 1200 metreye çıkacaklar. 100 bin dolar toplam ikramiye var. Bu yeni taylar hep sürprize gebe bu akşam. Muhtemelen iyi bir ikramiye olacaktır. 2 numaralı Top and Glow Manuel Franco ile burada Temmuz ayında 48.92'lik 800 metre çalışmasından sonra bir yarışa çıkıyor ve 25 Temmuz'da ikinci oluyor. Dikkat arkadaşlar. 4 numaralı Jesse Cause No Joy. Joel Rosario ile o da 47-77 ve 47-45'lik iki tane en son 8 Ağustos'ta bir çalışması gözüküyor. 5 numaralı Midnight Stroll Luis Saez ile 37-55, 49-00 bir Temmuz çalışmasından sonra 8 Ağustos'ta 1000 metreyi 0:59:85 ile 1 dakikanın altında tamamlıyor. Şimdi eğer ki banko nerede atabiliriz, başka bir imkanınız var mı diye sorarsanız, burada her ne kadar ilk kez koşacak olsa da Luis Saez'in bindiği 5 numaralı Midnight Stroll gerçekten banko, alternatif banko niteliğinde bir safkan olmuş oluyor otomatikman. Değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Belki de %50'nin üzerine çıkacaktır bunun AGF'si. Bilemeyiz onu ne çıkacağını. Ama çıkıyorsa gerçekten tek atmaya değer olabilir. Önemli olan Amerika'daki otoritelerin ve Türkiye'deki otoritelerin hep beraber burada bu AGF oranının nasıl çıkacağına karar vermesi. Bu çok önemli. Atın zaten bir bakıyorsunuz safkan bir çıkıyor. Yüksek bir safkan bir bakmışsınız ki gerçekten tek atılacak bir safkan, ama biz 4 at yazmışız oraya. O zaman da tabii şaşırıyoruz biz de. Evet, 9 numaralı Celestial 4. atımız burada. Junior Alvarado'yla. O da 5 Ağustos'ta 47-69'luk bir 800 metre çalışmasıyla katılacak. Zor bir ayak. 2, 4, 5, 9 diyoruz. 5'in altını çiziyoruz. Alternatif banko olarak öneriyoruz. Birçok tahminci arkadaşla böyle denk geliyorum. Twitter'da, orada burada. Alternatif banko diye yazıyor. Bu bizim ekibimizin çıkarttığı bir kelimedir arkadaşlar. Bilginiz olsun. Evet, 6. koşu 22:55 maiden satış koşusu. 3 ve yukarı İngilizler 1100 metre çimpiste çıkacaklar. 12 tane safkan 6. koşuda var. Artık 1. altılgayı yani tamamlayacağız. 50 bin dolar toplam ikramiye var. Gerçekten sürprizlere gebe bir ayak bu. Tam 6 tane safkanı önereceğiz arkadaşlar. 1 numara Write This Down Manuel Franco ile ilk atımız. Evet, 8 Ağustos'ta 49:05'lik bir çalışma yapmış. 8 numaralı Etes Doctorate Eric Kensel'da 10 Ağustos'ta 38:44'lük bir çalışması var, 600 metre. Ancak bu her ne kadar şu anda sürpriz gibi gözükse de, 20'nin üzerinde de gayet çıksa da, bizim ikinci atımız arkadaşlar, bunu unutmayın. Çalışmaları gayet iyi. 5 numaralı Tutsi Song Benjamin Hernandez'le 7 Ağustos'ta 35:45'lik, bakın işte yarışa gidecek olan atlardan bir tanesi de bu. Her ne kadar iki tane 8'incilik yapsa da at belki de şimdi kendine geldi. 59 handikap puanı öyle, özür dilerim, 47 handikap puanı öyle çok da az değil bu tip safkanlar için. Burada 5 numara Tutsi Song 7 Ağustos'ta 35:45'lik bir 600 metre sprint çalışması yapmış. Bence çok makul bir çalışma. 9 numaralı Happy Hill arkadaşlar, Jorge Vargas Junior'la. O da 6 Ağustos'ta 37:67'lik bir çalışma yapmış 600 metre. 4 numaralı Orma Luis Saez'de
35-45'lik bir çalışma yapmış. Güzel bir çalışma bu. Arkadaşlar, James Bond antrenör. Bond Rising Stable. Aynısı bu. Yani sahipleri ve antrenörleri aynı. Bunlar onu iyi çalıştırmışlardır, eminiz yani bunda. Eğer Luis Suarez biniyorsa bu ata, yani kesinlikle at fit durumdadır ve yarışa gidecektir. Orma. Bir de 35-45'lik 7 Ağustos çalışmasıyla kendini göstermiş. Ve son olarak da 10 numaralı Roxanne diyoruz. Jose Lescano'yla. O da 49-43'lük bir 800 metre çalışmasıyla katılacak. 1, 8, 5, 9, 4, 10 diyoruz. Burada böylece birinci Altılgayan'ı kapatıyoruz. İkinci Altılgayan'ın dördüncü ayağındayız. Evet, yedinci koşuyoruz arkadaşlar. Günün en zor koşularından bir tanesi. Tam 15 tane safkan koşuyor. Yani sözün tam bittiği yerdeyiz burada. 7 tane safkan bulduk. Yani yazdıkça yazılasımız geliyor. Çok karışık bir ayak. Yani herkesin Allah'tan en azından birinci Altılgayan'ı belki kurtaracağız. Ama ikinci Altılgayan bilemiyorum nasıl bir ikramiye verecek. Evet, başlayalım burada. 8 numaralı Treason, Junior Alvarado ile 9 Ağustos'ta 48.02'lik bir çalışma yapmış. İlk atımız bizim Treason arkadaşlar. Tamamıyla ilk yarışını kazanan bir safkan şartlıya çıkıyor. 8. oluyor. Şu anda eğer kendisine gelmişse ki üzerine Junior Alvarado biniyor. Dikkat diyoruz. 3 numaralı Yearn for Victory Dylan Davis ile burada 1000 metreyi 0.59.44 ile 1 dakikanın altında çalışmış. 8 Ağustos'ta da 48.09'da bir 800 metre çalışması var. İkinci atımız bizim. 5 numaralı Mira Mission Jose Lescano ile burada baktığımız zaman çimde çalışmış. Evet, iki defa çimde çalışması var. 51.75 ve 51.77'lik 800 metre çalışmaları var. Çimde biraz daha böyle derece yukarı doğru çıkıyor arkadaşlar. Zorlamıyorlar. Bilginiz olsun. 6 numaralı Sigiloso Eric Cancel'la 6 Ağustos'ta 1.01.12 ile 1.800 1000 metre çalışması var. 10 numaralı Shavdi John Velasquez'le 49-49'luk bir çalışması var. 13 numara Eyes on Target Junior Alvarado'yla 12 Ağustos'ta 47-67'lik 800 metre çalışması var. Ve 15 numaralı Business Model Tyler Gaffalone ile evet 82 handikap puanıyla arkadaşlar 6 Ağustos'ta 51-69'luk bir çim çalışması var. Şimdi arkadaşlar bakın normalde kapatmalık bir ayak bu. 15 at var ama biz gene de 8-3-5 6, 10, 13, 15 olarak sizlere tam burada 7 tane safkan veriyoruz. Ha, çıkan at olur olmaz onu bilemeyiz ama arkadaşlar çalışmaları iyi olan atları veriyoruz. Yani süzgeçten geçirmiş oluyoruz sizler için. Şimdi burada sizi de süzgeçten geçirmek istiyorsanız tabii burada AGF oranlarına bakarsınız. Ama burada öyle büyük AGF, küçük AGF yani burada önde kaptıran bir şekilde o an için iyi durumda olan bir safkan tutup gelecektir. 1800 metre çim ayrı bir mevzu zaten. Dediğim gibi burada 103 bin dolar toplam ikramiye dağıtılıyor. Usta jokerlerden bir tanesi gelme ihtimali çok fazla. Evet, 8. koşuştayız. Şimdi 8 tane safkan koşuyor. Biz de 3 tane safkana yer verdik. 1400 metre kum piste çıkacaklar. Dişi hepsi bu safkanların ve 3 yukarı yaş İngiliz. Arkadaşlar burada normal şartlar altında size tavsiye edeceğimiz bir tane safkanı alternatif bank olarak düşünebilirsiniz. 3 tane safkan var. Dileyenler kombine ikili de alabilirler burada istiyorsa. Bilemiyorum tabii AGF'si ne çıkacak. Öncelikle Yes I Am Evil Tyler Gaffalone ile bakın 1400 özür dilerim 1200 metre çalışması gözüküyor burada. 1.20.20 38.89'luk daha sonra bir 600 metre çalışması var. Bu safkanın 77 handikap puanıyla bize göre yarışta en fazla kazanmaya yatkın safkan bu 3 numara. 5 numara Viradia Jose Ortiz'le o da aynı şekilde arkadaşlar. Herhangi bir çalışması olmadan girecek bu safkan ve Jose Ortiz'in getirme ihtimali çok yüksek. Son olarak da 7 numaralı Absolute Love diyoruz Manuel Franco ile. O da 1 Ağustos'ta 48.94'lük bir 800 metre çalışması yapmış. Ancak üçüncü kez birinci olur mu? Zor. Yani burada 7'yi de eleyebilirsiniz istiyorsanız. 3 ve 5 kalıyor geriye. 3 ve 5 arasında geçecek olan bir yarış burada tahmin ediyoruz. Ha, bunların arkasından tabii iki tane daha safkan var.
Buraya çok at yazmak isteyenler 2 numaralı Subsidiary ve Customer Experience. Her ne kadar çalışmaları vasat olsa da arkadaşlar bakın, burada AGF oranlarına göre çok at yazmak isteyenler bu iki sapkını düşünebilir. Ama burası normal şartlar altında 3-5 geçecek. Biz 7'yi de ekliyoruz normal diye ve sizlere tavsiye ediyoruz. Son koşudayız. Galway Stacks diye geçiyor. Burada 120 bin dolar toplamda ikramiyesi olan bir yarış. 1100 metre çim piste çıkacaklar. Evet, 3 numaralı Wing. İlk atımız Javier Castellano ile. Burada 1000 metreyi hem de çimde arkadaşlar. Bakın, bu da bir ayrı güzellik. İlk atımız bizim 0.59.80 ile 1 dakikanın altında çalışmış. 8 Ağustos'ta da 52.44 ile 800 metre çalışmış. Gerçekten çimde böyle 0.59.80 ile çalışıyorsa bu alır götürür yani yarışı. 3 numara bizim ilk atımız. Alternatif Banko için de 3. bahsettiğimiz safkan olmuş oluyor. 4 numaralı Doktor B. Luis Saez ile 9 Ağustos'ta 49.77 800 metre çalışması var. 8 numaralı Bay Bay Joel Rosario ile 6 Ağustos'ta 37-12'lik bir 600 metre çalışması var. 9 numaralı Always Late Manuel Franco ile 7 Ağustos'ta 35-0'lık süper bir 600 metre çalışması yapmış. Manuel Franco ile arkadaşlar bakın, çok birbirine yakın safkanların çalışmaları gerçekten ve yapmış oldukları işler de burada belli. Arka arka birinciliklerden sonra 5-7-3 devam etmiş. Ve 11 numaralı What a Trick Dylan Davis ile burada 24 Temmuz'da bir Stax koşusunda 3. olmuş, herhangi bir çalışması gözükmüyor. 3, 4, 8, 9, 11 şeklinde geçiyoruz arkadaşlar. Evet, şu ana kadar yapmış olduğumuz en uzun videoyu yaptık. Gerçekten çok zor bir gün bizim, yani gördüğümüz kadarıyla Saratoga'da iyice sertleşiyor koşular. Tabii buna istinaden gönül ister ki bizim verdiğimiz sürprizler gelsin. En azından 15, 20 bin, 25 bin, 30 binlik altınları birçok yerimizde kalsın. Gönül böyle ister. Maxsporttahmin.com'dan da takip edebilirsiniz şablonları diyoruz ve Saratoga ile ilgili bugünlük bu kadar diyoruz arkadaşlar. İyi bir pazar akşamı geçirmeniz dileğiyle. Herkese bol şanslar. Allah'a emanet olun.